Van Postası Gazetesi'nin sunduğu gündemdekiler başlıyor. Başkanım, coğrafi işaretler Van'da bölgede ki ürünlerle ilgili yapılan başvurularımız var. Bunların içerisinde tescillenenler nedir? Coğrafi işaret belgesi almasıyla bu ürün Van'a, işte bunu üreten kişiye, kesime ne katkısı olacak? Ziya Bey, dediğim gibi biz göreve geldiğimizde aynı şeyi tekrarlıyorum. Evet, Van eksikleri nelerdir? Bu da Van'ın bir eksiğiydi. Van'ın çok kaliteli ürünleri vardı. Yalnız coğrafi işarete baktığımızda çok az bir coğrafi işareti olan ürünlerimiz vardı. Biz borsa olarak harekete geçtik. Biz bunları bir liste yaptık. Başvurularımızı yaptık. Erciş üzümünün coğrafi işaretini aldık geçen sene. Evet. Diğer birkaç tane ürünümüz daha içeridedir. İnşallah onlar da kısa zamanda bunların da tescillini alacağız inşallah. Evet. Tescilli ürün olduğu zaman bir kalite, dedim ya, sütte evet. de aynı şekilde. Evet. Yani bir ürünün markası yoksa bu ürün bir değeri de yoktur. Evet. Tescil de o anlama geliyor. Tescilli ürün markadır. İnsanlar baktıkları zaman Van'ın neyi var diyelim, yavaş fasulyesi var. Evet, bu nedir? Tescilli nedir? Veya özgeçmişi nedir dediğinizde, tescilli ürün olduysa evet özgeçmişi demek. Evet. Budur kalitesi, budur evet. değeri, budur. Bunun çok ile bölgeye çok faydası var. Evet. Biz borsa olarak bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Evet. İnşallah Van'ın ürünleriyle ilgili hepsinde ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bir kısmını başvurmuşuz. Evet. Son aşamalardayız. Bir kısmı da yeni hazırlıyoruz, başvurular yapıyoruz. Van'ın ürünleri, değerleri nelerse biz borsa olarak bunlarla ilgileniyoruz, sahipleniyoruz inşallah. Evet. Önümüzdeki süreçte coğrafi işaret tescili yapılan yeni ürünleri açıklamasını sizden alırız. Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle. Var gücümüzle biz dediğim gibi çalışıyoruz, evet. çalışmaya da devam edeceğiz inşallah evet. Ziya Bey. Van Postası Gazetesi gündemdekileri sundu.